Evet. Değerli Kültür Park TV izleyicileri, değerli dostlar, sevgili müdürlerim, eğitimci arkadaşlarım, ilahiyatçı arkadaşlarım, başkanlarım, öğrencilerim, kısacası değerli dostlar, değerli Kültür Park TV izleyicileri, Hatim Özel programını başlatıyoruz. Hakikaten şu zor günlerde, şu özellikle sağlık açısından sıkıntılı günlerimizde hakikaten çok farklı günler yaşıyoruz. Çok farklı, bazen beklemediğimiz olaylarla karşılaşıyoruz. Sonuçta değerli dostlar, hayat budur. Öyle de olsa, böyle de olsa kaderimizde ne varsa göreceğiz. Kul yani kaderini ne yapacak? Yaşayacak. Evet, biz de sizlere Stüdyo Park Beylikdüzü'nden, İstanbul'dan Hatim Özel programı. Tabi bunun içerisinde Kur'an tilaveti, Kur'an-ı Kerim okuma inşallah bol bol olacak. Kur'an-ı Kerim'imiz üzerine bol bol eğileceğiz. Onun için ben kameralarımı öncelikle Hatay'a çeviriyorum. Hatay Reyhanlı Tevhid Camii İmam Hatibi, ilahiyatçı değerli hocamız Mehmet Cemiloğlu hocamıza bağlanıyoruz. Mehmet Cemiloğlu hocamız Şuara Suresi 78 ila 89. ayetleri okuyacak. Lütfen Kur'an edasında ne yapalım? İnşallah değerli hocamıza Kur'an'a kulak verelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيي. Thank you.
Kültür Parkı izleyicileri, Reyhanlı Tevhid Camii İmam Hatibi, değerli hocamız Mehmet Cemiloğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun diyoruz. Kültür Parkı ne zaman alo dediği zaman Mehmet Cemiloğlu hocam, Allah razı olsun, hiçbir zaman hayır demeyip bu güzel hayır hizmetine hep koşan değerli hocalarımızdan birisi. Hatay'a, Reyhanlı'ya selamlarımızı bir kez daha ne yapıyoruz? İletiyoruz. Evet, Cenab-ı Mevlamız Enbiya Suresi 35. ayet-i kerimede her nefis ölümü tatacaktır diyor. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz.
Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet. Sevgili dostlar, hiç şüphemiz yok. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Hiç şüphemiz yok. Cenab-ı Mevla bizi yarattı ve tekrardan ona döneceğiz. Programın girişinde de biraz duygusal belki bir giriş yapmıştım. Hakikaten bugünlerde özellikle bu Covid belasından dolayı o kadar çok insanımızı kaybediyoruz ki hakikaten bazen ben sayısını bile sayamaz oldum. Onun için bu program tüm rahmetliklere ne için tertiplendi? Onlara rahmet göndermek için. Onun için şu an canlı yayında çok ciddi dostlarımız var. Biz Stüdyo Park'tan, İstanbul'dan ne yapıyoruz? Allah rahmet eylesin diyoruz. Gani gani rahmet eylesin diyoruz. Ve bu gece sık sık ne yapacağım? Tekrarlayacağım. Şimdi sevgili dostlar, Enbiya suresi 35. ayet-i kerimeyi okurken aslında ben ölümün güzelliğinden, ölümün varlığından, ölümün o muhteşem bize verdiği o korku demek istemiyorum. Biz inançlıyız elhamdülillah. O histen diyorum. Onun için çok değerli müftümüze gideceğiz. Kilis ilimize gideceğiz. Polateli ilçe müftümüz, Hasan Fındık müftümüz inşallah bu konuda bizleri aydınlatacak. Onun için biz nereye gidiyoruz? Kilis Polateli ilçemize gidiyoruz. İlçe müftümüz Hasan Fındık hocamıza bağlanıyoruz. Ve Hasan hocam inşallah ne yapacak? Bize ölümün bu güzelliğini anlatacak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hamdimiz Rabbimize, salavatımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olsun. Sevgili izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun inşallah. Değerli izleyicilerimiz, her canlı gibi insan da sınırlı bir ömre sahiptir. Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği bu ömür sona erdiğinde her insan ölümü tadar. Allah'tan başka her şey ölümlüdür. Eğer ölümden kurtulup dünyada ebedi yaşamak mümkün olsaydı, hiç şüphesiz buna en layık olan Allah'ın en yakın, en sevdiği kulları, peygamberleri olurdu. Oysa alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile bu dünyadan göçmüştür. Bu bir hayat kanunudur. Ecel bir gün bizim de kapımıza gelecek ve kapımızı çalacaktır. Ve bunu şair dizelerinde ne güzel ifade etmiştir. Neylersin ölüm herkesin başında. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Yine ayeti kerimelerde ölümün kaçınılmaz olduğunu, ölüm gerçeğinin herkese uğrayacağını ifade eder. Ayeti kerimelerde Estaizu billah kullu nefsin zaiqatul mevt ve innemâ tuveffevne ucurakum yevmel kıyâme femen zuhsiha anin nâri ve udhilel cennete fekad fâz وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْرُّهُ buyurulur. Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamette herkes yaptığının karşılığını, amellerimizin karşılığını tas tas alacağız. Her kim o gün cehennemden uzaklaştırılıp cennete koyulur ise işte o kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı bir metadır. Diğer bir ayeti kerimede buyurulduğu gibi اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيِّدًا Her nerede olursanız olun, ölüm sizi gelip bulacaktır. Ölüm size ulaşacaktır. Eğer ki muhkem kalelerin, sağlam binaların, harcı kurşunla dökülmüş binaların içinde bile olsanız, ölüm size ulaşacaktır. Bu ölümün kaçınılmaz olduğunu Hazreti Mevlana ne güzel ifade etmiştir. Ey insan! Ne kadar yükselirsen yüksel,
Bir kefene sığacak kadar küçüksün ey insan diyor. Tarık bin Ziyad da evvelki gün köleydin, dün kumandan, bugün ise fatih oldun. Ama unutma yarın toprak olacaksın buyurur. Ve bizler değerli izleyicilerimiz, bizler bu dünyada istasyonda bekliyoruz. Biletlerimiz kesilmiş, koltuk numaramız belli, ertelemesi mümkün değil. Az bekleyip asıl yerimize gideceğiz, ebedi yerimize gideceğiz. Ve hadisi şerifte buyurulduğu gibi ölen herkes pişmanlık duyar. Ölen kimsenin pişmanlığı, eğer bu kimse iyilerden ise, neden iyiliklerimi arttırmadım, hayır hasenatımı, ibadetimi arttırmadım diye bu iyi insan pişmanlık duyar. Eğer ki kötülerden ise, neden bu kötülüklerden, zararlı alışkanlıklardan uzak durmadım diye pişmanlık duyar. İşte insanın kendini bu kötülüklerden, zararlı alışkanlıklardan nefsini çekip alması için ölümü çokça hatırlaması, çokça anması gerekir. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi lezzetleri kılıç gibi kesen ölümü sıkça hatırlayınız. Hazreti Lokman aleyhisselam da buyuruyor ki iki şeyi unut, iki şeyi de unutma. Allah'ı ve ölümü unutma. Başkasına yaptığın iyiliği ve başkasından gördüğün kötülüğü unut. Eğer bir insan Allah'ı ve ölümü unutmaz ise, Allah'ın bizi her yerde görüp gözetlediğini, Rabbimizin bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu eğer ki hatırlar ise, devamlı sürekli bu düşünce içerisinde olursa, insan kendini kötülüklerden, zararlı alışkanlıklardan çeker. Yine değerli izleyicilerimiz, ölümü düşünmenin faydaları, ölümü düşünmenin insana kazandırdığı faydalar vardır. Birincisi, insan ölümü düşündükçe dünya hayatının fani olduğunu bilir. Ölümü düşünmek insana zamanın ve sahip olduğu nimetlerin kıymetini öğretir. İnsanı terbiye eder, insanın nefsini terbiye eder. İnsanı yararlı davranışlar, yani salih ameller işlemeye sevk eder. İnsanın hayata ibret gözüyle bakmasını sağlar ve insana hayatının muhasebesini yaptırır. Ve yine değerli izleyicilerimiz, bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sordu. Akıllı kişi kimdir? Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, akıllı kişi nefsine hakim olan, ahiret için hazırlık yapan kimsedir. Akıllı kişi nefsini hesaba çeken, ölümden sonrası için hazırlık yapan kimsedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz de buyuruyor ki, hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin. Büyük buluşma için, ahiretteki hesap için, büyük buluşma için hazırlıklı olun. Ve ahirette hesap ancak dünyadayken kendini hesaba çekenler için kolay ve hafif olacaktır. Değerli izleyicilerimiz, ölüm kaçınılmazdır. Ölüm Allah'ın kanunudur. Zengin, fakir, amir, memur, genç, yaşlı, herkes ölecek. Hepimiz ölecek isek önemli olan iman ve ibadetle, samimi bir imanla, ibadetle, salih amelle, güzel ahlakla Rabbimizin huzuruna varmaktır. Yani Rabbimizin razı olduğu bir hayatla, yüzümüzü ak edecek bir amelle, hesabını verebileceğimiz bir hayatla Rabbimizin huzuruna varmaktır. İşte bizler imanla, ibadetle, salih amelle, güzel ahlakla, bu iyilikler, bu güzelliklerle Rabbimizin huzuruna varır isek, o zaman ölüm bizim için, Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi, bizim için düğün gecesi olur. Ölüm bizim için diriliş olur. Hazreti Mevlana beyitlerinde şöyle buyuruyor. Öldüğüm gün tabutumu götürürlerken, ben de bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama, yazık deme. Beni toprağa verdiklerinde veda veda ayrılık deme. Yine değerli izleyicilerimiz, İmam Şafii Hazretlerine nispet edilen bir sözle وَلَدَتْكَ اُمُّكَ يَبْنَ آدَمَ بَاكِيًا Ey Ademoğlu, sen doğduğun zaman ağlıyordun. وَالْقَوْمُ حَوْلَكَ يَدْحَكُونَ سُرُورًا Etrafındaki insanlar da gülüyor idi. فَعْمَلْ لِيَوْمٍ اَنْ تَكُونَ اِذَا بَكَوْ
fi yevmi kabrike dahiken mesrura. Öyle bir hayat yaşa ki sen ölürken herkes ağlasın, sen de gülesin. Gülebileceğin bir hayatı yaşa. Değerli izleyicilerimiz, son olarak Necip Fazıl'ın şiiriyle bitirelim inşallah. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Rabbim bizleri razı olduğu bir hayatta istihdam eylesin. Sonu cennet olan bir hayatı lütfeyletin. Bu hayatımızda kolaylıklar ihsan eylesin. Allah'a emanet olun, Allah razı olsun. Evet, sevgili dostlar, yeniden genel merkezimizdeyiz. Beylikdüzü'ndeyiz, İstanbul'dayız. Çok değerli müftümüz, kendisiyle bu program vesilesiyle tanıştık ama ben kendisinin aile çevresini çok yakinen tanıyordum. Ama bu program vesilesiyle de değerli Hasan Fındık müftümle böylelikle tanışmış olduk. Dillerine sağlık. Hakikaten bendeniz Mehmet Akçimen çok istifade ettim. Sizlerin de istifade ettiğini düşünüyorum. Kilise Polateli'ne, değerli ilçe müftümüze, Stüdyo Park ailesi, Kültür Park ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Annemin hayali geldi karşıma, söylediği sözler geldi aklıma. Giydiği gömleği aldım koynuma, özledim anne, doyamadım sana. Evet, Hatay Antakya'ya bağlanıyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şemsettin Muhammed Sürmeli kardeşimize bize çok güzel bu ilahiyi ne yapacak, okuyacak. Buyurun dinleyelim. Annemin hayali geldi karşıma, söylediği sözler geldi aklıma. Giydiği gömleği aldım koynuma, özledim annem, doymadım sana. Giydiği gömleği aldım koynuma, özledim annem, doymadım sana. Yavrum canım diyerek büyüttün beni, ninniler söyleyip uyuttun beni. Geceleri kalkıp doyurdun beni, özledim annem, can feda sana. Geceleri kalkıp doyurdun beni, özledim annem, can feda sana. Annelerin emeği çoktur denmez, sayfalarca yazsam yine tükenmez. Annem ölse bile ismi silinmez, her zaman annem ararım seni. Annem ölse bile ismi silinmez, her zaman annem ararım seni. Senden yakın olan kim vardır bana? Şu kalbim daima bağlıdır sana. Dünya bir yana, anam bir yana, her zaman annem, muhtacım sana. Dünya bir yana, anam bir yana, her zaman annem, muhtacım sana. Allah.
Değerli Kültür Parti izleyicileri, programımız uzun. Onun için ben zevkle izlediğinizi, zevkle izleyeceğinizi düşünüyorum. Onun için ben fazla sözleri de uzatmıyorum. Cenab-ı Mevlamız Rahman suresinde Er-Rahmanu allemel Kur'an. Hani biliriz ya, çok çok okuruz ya. Rahman Kur'an'ı o öğretti. İnsanı yarattı, ona beyanı öğretti, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar boyun eğerler gibi, değerli dostlar, Rahman suresinde o kadar ders alacağımız güzel cümleler, güzel mesajlar varsa, var ki lütfen Arapçasını biliyorsak Arapçasını, mealinden de okuyalım inşallah, istifade edelim diyoruz. Ve Mehmet hocamızın okuyacağı Rahman suresi 1. ve 21. ayetler arası şu an Kur'an tilavetine gidiyoruz inşallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تبغوا في الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فالأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم الفاتحة. Evet, değerli Kültür Partisi izleyicileri, annesi babası daha yeni vefat etmiş bir Mehmet Hoca. Daha nasıl okuyabilir ki? Biliyorum, hatalarım var, eksiklerim var, zorlandım ama siz değerli üyelerimizin isteğini de geri çeviremezdim. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Ölmüşlerimize, rahmetliklere, hepimizin ölmüşlerine gani gani Rabbim rahmet eylesin diyorum. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Evet. Değerli Kültür Partisi izleyicileri, sayfamızın hakikaten çok emektarlarından benim manevi, maddi her türlü arkadaşım Doktor Bey'e, İstanbul Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Muzaffer Bey'e bağlanacağız. Bağcılara bağlanacağız ve Muzaffer Bey ne diyecek biliyor musunuz? Ölüm güzel şey. Ölüm güzel şey. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz. Müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Kapı kapı, yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse, o demdeki perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. O dem çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın altındaki saklambaçta var mısın? Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var. Ufka bakarlar. Ölüm uzakta mı uzakta? Ve tabut bekler. Suya inmek için kızakta. Sultan olmak dilersen tacı sorgucu unut. Zafer araban senin gıcırtılı bir tabut. Necip Fazıl Kısagürek. Allah
Evet, değerli Kültür Parti izleyicileri, hakikaten şiiriyle programımıza renk katan, üslubuyla, simasıyla Kültür Parti'ye emekleri çok olan çok değerli doktorumuza, Muzaffer Akçay hocamıza Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Mevlamız Ali İmran suresi 185. ayet-i kerimede herkes ölümü tatacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Evet, Ali İmran suresi 185. ve 186. ayet-i kerimelerin Arapçasını, Kur'an tilavetini dinlemek üzere Hatay'ımızın, Antakya'mızın o tarihi camilerinden Hazreti Ömer'in katkısının olduğu o camilerden Habib-i Neccar Camii'ne gidiyoruz. Ve çok değerli İmam Hatibi Murat Aksoy hocamızı dinleyeceğiz. Ali İmran suresi 185 ila 186. ayetler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. الفاتحة. Evet, değerli dostlar, Hatim Özel programımız hızla devam ediyor. Daha yarı olmadı. Programımız 2 saate yakın olacak. Sakın ha pes etmeyin diyorum. Neden diyorum? Programı izledikçe sizler daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü bu programı izledikçe sevap kazanacaksınız. Bu programı izledikçe ölmüşlerinize rahmet salacaksınız. Bu programı izledikçe değerli hocalarımızla tanışmış olacaksınız. Görüyorsunuz, şu hizmet parayla pulla olacak işler değil. Ve ben bu programın her ne kadar organizasyonluğunu Kültür Partisi olarak bizler yapsak da hakikaten ben değerli hocalarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Antakya'dan İstanbul'dayız. Birazdan Hatay, Hassa'ya gideceğiz. Ölüm gerçek, dünya fani. Kime kalmış, kime hani? Gelen göçer kuş misali. Hiç kardeş uyanmaz mısın? Niçin bacım uyanmazsın diyecek. Kim diyecek? Hatay, Hassa. Beyazıt Bistami Camii ilahiyatçı değerli hocamız Şemsettin Gönül Ölmez diyecek. Şemsettin Gönül Ölmez hocamız hakikaten canla başta inşallah bu ilahi bize okuyacak ki ben sizlerin ağlayacağınızı düşünüyorum. Onun için Hatay'a bağlanıyorum, Hassa'ya bağlanıyorum. Şemsettin Gönül Ölmez hocamızı dinliyoruz. Ölüm gerçek, dünya fani. Kime kalmış, kime hani? Gelen göçen kuş misali. Niçin kardeş uyanmazsın, uyanmazsın, uyanmazsın? Niçin kardeş uyanmazsın? İşte geldin gidiyorsun. Niçin Rabb'e kul olmazsın? İşte geldin gidiyorsun. Niçin kardeş uyanmazsın? Dünyanın dışı süslüdür. Meyledeni tez kandırır. Dünyanın dışı süslüdür. Meyledeni tez kandırır. Bir gün kefene sardırır. Niçin kardeş uyanmazsın? Bir gün kefene sardırır. Niçin kardeş uyanmazsın?
Uyanmasın, uyanmasın. Niçin kardeş uyanmasın? İşte geldin, gidiyorsun. Niçin Rabb'e kul olmasın? İşte geldin, gidiyorsun. Niçin kardeş uyanmasın? Ne olur kardeş düşün bir kez, son pişmanlık fayda vermez. Ne olur kardeş düşün bir kez, son pişmanlık fayda vermez. Götürürsün üç parça bez. Ne olur kardeş uyanmasın. Götürürsün bir parça bez. Niçin kardeş uyanmasın? Allahu Ekber, değerli İmam Hatibimiz İlahiyatçı Şemseddin Gönül Ölmez hocamızdan Allah razı olsun diyoruz. Evet değerli Kültür Park TV izleyicileri, Büyük Kültür Park TV paylaşmanıza izin vermez. Lütfen paylaşım yapan dostlarımız, canlı yayın kanalımız olan küçük harflerle yazan Kültür Park TV'den paylaşırlarsa değerli arkadaşları, dostları, çevresi de izlemiş olur. Bazı arkadaşlar Büyük Park TV'den paylaşmaya çalışmışlar ama o paylaşıma, izlemeye izin vermez. Cenab-ı Mevlamız Bakara Suresi 285. ayet-i kerimede Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik, bağışlamanızı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Evet sevgili dostlar, inşallah okuduğum ayet-i kerime ve 286 yani Bakara suresi 285'i okudum. Bakara suresi 285 ve 286. ayet-i kerime için nereye bağlanıyoruz? Şehremini'ye bağlanıyoruz. Çok değerli İmam Hatiplerimizden, Kültür Park TV'nin hakikaten emektarlarından Osman Gülşen hocamıza, Şehremini Şeyh Raşit Camii İmam Hatibi Osman Gülşen hocamıza bağlanıyoruz ve Bakara suresi 285-286 diyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
La nufarriqu beyne ahadim min rusulih. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, İstanbul Şehremini Şeyh Raşit Camii İmam Hatibi değerli hocamız Osman Gülşen hocamızdan Allah bin kat razı olsun. Onun da ölmüşlerine rahmet gönderiyoruz. Kültür Park TV ailesi olarak. Evet değerli dostlar, tabii ki annelerimizin hakkı ödenmez. Tabii ki babalarımızın hakkı ödenmez. Tabii ki dostlarımızın da hakkı ödenmez. Beni kundaklara sardın, geceni gündüz eyledin. Ne tatlı ninni söylerdin, gözüm, nurum, canım annem. Bana baktın nazlı nazlı, hem okuttun gayet hızlı. İşte bu ilahiyi üstadından dinlemek amacıyla Antakya Medeniyet Şehri Hatay'a, Antakya'ya Mehmet İpek Camii İmam Hatibi Rıza Ateş hocamıza bağlanıyoruz ve dinliyoruz. Ana beni kundaklara sardı. Geceni gündüz eyledin, ne tatlı ninni söylerdin, canım gözüm. Helal eyle annem,
Başucuna gelenim sen, gözyaşlarım silenim sen, derdimin dermanısın sen, canım gözüm nurum annem, helal eyle annem, hakkını helal eyle. Bana baktın nazlı nazlı, hem okuttun hızlı, sana olsun hakkın fazlı, canım gözüm nurum annem, helal eyle annem, hakkını helal eyle. Meded ya tabib el kulub. Rıza Ateş Hocam'dan Allah razı olsun. Onun da geçmişlerine rahmet diliyoruz. Kültür Park TV ailesi olarak. Cenab-ı Mevlamız Bakara Suresi 153. ayet-i kerimede, ey iman edenler, sabır ve namazla özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Bakara Suresi 153. ve 157. ayetler arasını ilahiyatçı eğitimci Mustafa Öztürk hocamıza bağlanacağız. Hatay'a, Yayladağ'a bağlanacağız. Baba Ocağı'na tekrardan bağlanıyoruz ve Mustafa Öztürk hocamıza kulak veriyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن
سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Kur'an tilavetinden dolayı çok değerli müdürümüz, çok değerli üstadımız, çok değerli hocamız, ilahiyatçı eğitimci Mustafa Öztürk hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan çok razı olsun. Hakikaten bizlere ne zaman yardıma ihtiyacımız olduğunda Allah razı olsun, yanımızda oluyor, manevi destek oluyor. Kendisine biz Kültür Park TV ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, tabii ki Hatim Özel programı canlı canlı hızlı hızlı devam ediyor. Aman ha programdan ayrılayım da ya biraz tembellik yapayım demeyin. Daha Hatim programımız var, daha duamız var, daha Kur'an tilavetlerimiz var,
daha güzel ilahi kaside ve şiirlerimiz var. Onun için biz tekrardan Antakya'ya gideceğiz birazdan. Nereye gideceğiz? Hatice Ana Camii'ye, İmam Hatibi Hüseyin Seraslan hocamıza konuk olacağız. Ne diyecek Hüseyin Seraslan hocamız? Talal Bedru min seniyyetil veda. Hani ay doğdu üzerimize, Medinelilerin peygamberimizi karşıladıkları o ilahi var ya, inanın ki küçüklüğümden itibaren çok severim, çok okurum ama biz üstadına gidiyoruz, uzmanına gidiyoruz, Antakya'ya gidiyoruz, Hatice Ana Camii'ne gidiyoruz, Hüseyin Seraslan hocamıza gidiyoruz. Talal Bedru aleyna min saniyatil veda ve ceben şükrü aleyna aleyna ma da'a lillahi da. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على أنت مصباح السرايا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر ما دعا لله داع يا حبيبي يا محمد يا إمام الحرمين جئت الشر المدينة جئت نورت المدينة مرحبا يا خير دام طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وتعاهدنا جميعا يوم أقسمنا اليمين لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق ديم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا
Evet. Değerli Hüseyin Seraslan hocamızdan Allah razı olsun. Onun da geçmişine rahmet diliyoruz. Ölmüşlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin diyoruz. Evet. Cenab-ı Mevlamız Ali İmran suresi 192. ayet-i kerimede Rabbimiz sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. İşte bu ayet-i kerimeyi de içeren Ali İmran suresi 190 ila 194. ayetler arasını İstanbul Esenyurt, Serhan Tirit Merkez Camii İmam Hatibi Günay Korkut hocamız okuyacak. Birazdan biz Günay hocamıza bağlanacağız ve inşallah Ali İmran suresi 190 ila 194. arası ayetleri dinleyeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم الله أكبر Çok değerli üstadımız, çok değerli hocamız İstanbul Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camii İmam Hatibi Günay Korkut hocamızdan Allah razı olsun diyoruz. Onun da geçmişlerine rahmet salıyoruz ve Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve biz bir başka mekana, Bağcılar'a tekrardan bağlanacağız. Gelen geçer, konan göçer diyecek Yunus Emre'nin o güzel şiiri, o güzel anlamlı şiiri var ya. Bu dünya kimseye kalmaz, anadır ölümün zinhar. Kaçan kimse gider gelmez, anadır ölümün zinhar. Tekrardan İstanbul Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Muzaffer Akçay hocamızın dilinden gelen geçer, konan göçer Yunus Emre'nin bu güzel şiirini birlikte dinleyelim inşallah. Gelen geçer, konan göçer. Bu dünya kimseye kalmaz. Anadır ölümün zinhar. Kaçan kimse gider gelmez. Anadır ölümün zinhar. Gelen geçer, konan göçer, nasip oldukça yer içer, ecel ömre kefen biçer, anadır ölümün zinhar. Üstüne çün çöker dağlar, ecel gelir dilin bağlar, kalır bu bahçeler bağlar, anadır ölümün zinhar. Kefen donun ola toprak, bitiser üstünde yaprak, dola gözlerine toprak, anadır ölümün zinhar. Nice cem ettin ise mal, alır ve varislerin filhal, sinde çek çekersin vebal, anadır ölümün zinhar. Pes anı sanma malındır, haram ise vebalindir, helal ise sualindir, anadır ölümün zinhar. Kalır ayruklara malın, seninle gider amalin, irişmez bir pula elin, anadır ölümün zinhar. Geri gelmez varan anda, kalır ol karan süsinde, sevap işleyi gör bunda, anadır ölümün zinhar. Günahkarsın günahın çok, günah için bir ahın yok, varacak gayrı rahın yok, anadır ölümün zinhar. Yunus tak boynuna bendi, sonra halka ver bu pendi, cihandan kes bu payendi, payvandı anadır ölümün zinhar. Yunus Emre. Evet, değerli dostlar, Hatim Özel programımız devam ediyor. Çok değerli doktorumuz, değerli arkadaşımız,
Yardımcı doçent doktor, tıp doktoru Muzaffer Akçay hocamıza Allah razı olsun diyoruz. Onun da geçmişlerine rahmet diliyoruz. Yüce Mevlam gani gani rahmet eylesin diliyoruz. Evet, tabii ki programımız hızlı bir şekilde akıyor. Biz hatim indireceğiz, hatim surelerine geçeceğiz. İnşallah bunun içinde nereye bağlanacağız? Hatay Yayla Dağı'na bağlanacağız. Baba ocağı, ana ocağı, rahmetliklerimin memleketi, hayatını geçirdikleri Yayla Dağı'na bağlanacağız. Ve hatim programına inşallah birazdan değerli dostlar ne yapacağız? Bağlanacağız. Evet, Hatay Yayla Dağı Hacı Yusuf Önal Merkez Camii İmam Hatibi çok değerli üstadımız Arafat Kına hocamıza bağlanıyoruz ve inşallah biz de amin diyoruz ve bol bol tekbir getiriyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad la ilahe illallah vallahu ekber Bismillahirrahmanirrahim kul huvallahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad la ilahe illallah vallahu ekber Allahu ekber bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Allahu ekber bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min şer'il vesvesil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة Evet, değerli dostlar, şu an meyveleri toplama vakti, şu an Şehremini'ye gitme vakti, şu an dua vakti, şu an amin deme vakti. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. İlahi hamdini sözümüze sertac ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi. Doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Servet-i asfiya kıldın. Hatemi enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Selatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ashabına, ailesine, eshabına ve etbaına ya Rab. İlahi, yerleri gökleri yaratan, her şeyi yoktan var eden, istediğini istediğine veren ve her an alma kudretine sahip olan yüce Mevlamız. İlahi,
Kur'an-ı Hakim'inde buyuruyorsun ki Estaizu billah kul ma ya'be'u bikum Rabbi levla du'a'ukum. Ey Resulüm, onlara de ki sizin dualarınız olmazsa Rabbim size ne diye değer verir? Ve yine buyuruyorsun ki ud'uni estecib lekum. Bana dua ediniz, duanıza icabet edeyim. Ya Rabbi, bize öğrettiğin Kur'an-ı Hakim'deki dualarla sana yalvarıyoruz. Yapacağımız dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle ya Rab. Ya Rab, yine buyuruyorsun ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiruz zunube cemia. İnnehu huvel gafurur rahim. Resulüm, de ki ey kendilerine aleyhlerine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ya Rabbi, biz de bu ayeti celilerinde ifade buyurduğun hükme güvenerek ellerimizi dergah izzetini açmış sana yalvarıyoruz. Bizleri kapından boş çevirme ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Ey Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru. Estaiz billah. Rabbena la tuahizna in nesina ev ehdana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bi. Vafu anna ve ufir lena ve erhamna ente mevlana fansurna lel kavmil kafirin. Ey Rabbimiz, unutur ya da yalınırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler grubuna karşı sen bize yardım et. Rabbena ufir lena dunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve ansurna lel kavmil kafirin. Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluluğuna karşı bize yardım et. Allah'ım, Hazreti Adem ve Havva annemizin dualarıyla sana yalvarıyoruz. Evet. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Evet. Rabbimiz, biz kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenlerden oluruz. Hazreti Yunus'un duasıyla yalvarıyoruz. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. İbadete layık başka bir ilah yoktur. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz zalimlerden biri olup çıktın. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin ve cealna lil müttekine imama. Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller ver. Ve bizi muttakilere önder eyle. Ve mümin geçmişlerimize karşı şu duayla sana yalvarıyordu Rabbimiz. Rabbena ufir lena ve li ihvanillezine sebequna bil iman. Ve la tecal fi gulubina gillen lillezine amenu. Rabbena inneke raufur rahim. Rabbimiz, biz ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Amin. Ve iman etmiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz duygular yer bırakma. Ey Rabbimiz, sen çok şefkat
çok merhamet edensin. Allah'ım sana teslimiyetimizin ve sana yakınlığımızın imtihanını verdiğimiz şu dünya hayatında salih ameli, erdemi, tevbe ve istiğfarı yeniden kuşandığımız vakitleri bize ihsan eyle. Acılarımızı, sevinçlerimizi, sofralarımızı ve imkanlarımızı paylaştığımız günlere eriştir bizi. Ümmet olarak sevinç ve hüznü bir arada yaşadığımız bu günlerden, kırgınlıklardan, dalgınlıklardan, üzüntülerden ve musibetlerden sahili selamete eriştiğimiz günlere kavuştur bizi. Arda arda gelen üzüntülerden, bizleri ve sevdiklerimizi acılara gark eden hüzünlerden, ansızın gelen ölümden sana sığınırız. Dermanını bilmediğimiz hastalıklardan, bizleri korku ve taşıyamayacağımız ayrılıklardan bizleri kurtar Allah'ım. Bizi düşmanlarımıza, bizi yol yordam bilmeyenlere, bizi usul ve üslup fukaralarına, bizi edep yoksullarına tercih etme Allah'ım. Unuttuklarımızı hatırlat, kaybettiğimiz değerleri buldur, gaflet uykusundan uyandır bizi. Kas katı kesilen kalplerimizi yumuşatmayı, merhameti kuşanmayı, kirlenen yüreklerimizi Kur'an'la temizlemeyi nasip eyle bize. Vahyinle hayatımızı diriltmeyi, rükû ve secdelerle huzura yükselmeyi, günahlarımıza set çekmeyi, haramları terk etmeyi, karanlıklardan aydınlığa yürümeyi lütfeyle bize. Dostluklarımızı birbirimizden emin olduğumuz ve ön yargısızca yan yana durduğumuz gerçek dostluklara dönüştür. En yakınında olanın elini tutmak, onulmaz gibi görünen yaraları sarmak, kardeş gibi, dost gibi, anne gibi, baba gibi, yar gibi kucaklaşmak imkanını bahşet bize. Gözleri yolda kalanlara, yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere ümit eyle bizleri. Bizi bu dünyanın süslerine, lezzetlerine, koltuk ve makamlarına yapışıp ahiretini berbat eden, azabını ziyadeleştiren, hesabını zorlaştıran kullarından eyleme. Bizleri dünya ve ahiretin bütün şerlerinden ve şerlerinden, fitne ve fitnecilerinden, haset ve hasetçilerinden, ilahkar dostlardan, zalim yöneticilerden muhafaza eyle Allah'ım. Gönlümüzden geçenleri dua makamına kaim kıl ve bizlere ihsan eyle. Gördüğümüzden geri bırakma. Varlıktan sonra darlık yüzü gösterme. Bizi mallarımızla, evlatlarımızla, sevdiklerimizle imtihan etme. İlahi, bugün buraya toplanmamıza vesile olan bundan bir hafta önce ard arda rahmeti ilahiye kavuşan Mehmet hocamın babası Hamdi Bey ve annesi Hatice Hanım için okunmuş olan bir hatmi şerifi, okuran Kur'an'ı, hakimleri, sure-i celileleri, ilahileri, kelimeleri, tevhidleri ya Rabbi, ahsenen kabul ve makbul eyle ya Rab. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerim'den ve okunan hatmi şeriften hasıl olan ecir ve sevabı önce başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, iki cihan güneşi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, latif, pak, ruhu saadetleriyle hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rab. Evet. Hazreti Adem aleyhisselamdan Peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ervahına bağışlıyoruz. İsa eyle ya Rab. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bu Kur'an'ı hatmi okuyan kardeşlerimiz, dinleyen kardeşlerimizin de bir cümle, geçmişlerimizin de ruhlarına bağışlıyoruz. Bu Kur'an ziyafetinden onlara hisseya böyle. Mağrib ile meşrik arasında kalmış, aslı nesli unutulmuş, bir Fatiha dahi okuyacak kimseleri kalmamış. Mümin ve mümineleri de ruhlarına bağışlıyoruz. Bu Kur'an ziyafetinden onları da hisseya böyle ya Rab. Ya Rabbi, cennet vatanı bize kanlarıyla suluyarak emanet eden tüm şehitlerimizin de ruhlarına bağışlıyoruz. Kur'an ziyafetinden onları da hisseya böyle ya Rab. Ya Rabbi, bizleri birlik, beraberlik ve kardeşlikten ayırma ya Rab. Ya Rabbi, ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat verme.
Düşmanlarımızın kurmuş oldukları her türlü planlarını kendi başlarına makus eyle ya Rab. Amin. Dertli kullarına deva, hasta kullarına şifa, borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Bir anlık da olsa nefsimizle şeytanla bizi baş başa bırakma ya Rab. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hangi şeyleri senden istiyorsa biz de onları istiyoruz. Kabul eyle ya Rab. Amin. Hangi hususlardan sakınıyorsa biz de onlardan sakınıyoruz. Kabul eyle ya Rab. Evet. İlahi, acizane fakat samimane yapmış olduğumuz şu münacatımızı Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahara'da, Arafat'ta, Mine'de, Müzdelife'de ve Beytullah'ta yapılıp kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle. Müstecab eyle. Kabul eyle ya Rab. Kabul eyle ya Rab. Kabul eyle ya Rab. İlahi, hasreten okunan hatmi şeriften ve diğer sure-i celilelerden hasıl olan ecilse ve sevabı Mehmet hocamızın annesinin, babasının aziz ruhuna ithaf ediyoruz. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rab. Ya Rabbi, daha nice hayr-ı hasanat yapmayı ona ve bizlere de nasip ve müyesser eyle ya Rab. Rabbena atina fiddunya haseneh ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar ve edhinnel cennete me'al ebrar ya aziz ya gaffar. Allahümme inna nes'eluke temame ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime. Kabulü dua bi hurmeti sirri suretil Fatiha. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Bakın inşallah. Allah kabul etsin hocam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Değerli Kültür Park TV izleyicileri, hani ekranda güvercinler uçuyor ya, işte benim anam babam da öyle uçtular. Sizin ölmüşleriniz de öyle uçtular. Kime uçtular? Mevla'ya uçtular. Evet, çok değerli eğitimci, ilahiyatçı Halim Gürler hocamızdan ettirmiş olduğu bu duadan dolayı, hatim duasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Emekleri için ölmüşlerine rahmet gönderiyoruz. Allah razı olsun değerli Halim Gürler hocam. Değerli dostlar, yorumlarınızı bu gece okumayayım. Çünkü ben sevgili seyircilerime 2 saatte programı bitireceğim dedim. Eğer ben sizin yorumlarınızı tek tek okursam 2,5 saat olacak program. Bu gece hadi benim annem babam yeni rahmetlik oldu. Metanetimi şu an stüdyoda zor tutuyorum zaten. Bazen ağlıyorum, bazen kendime geliyorum. Hepinizden bu anlayışınızdan dolayı Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, program yavaş yavaş sona erecek. Biz Antakya'ya bir kez daha bağlanacağız. Bir kaside daha alacağız. Ama bağlanmadan önce Üstad Necip Fazıl Kısakürek, benim duygularıma, benim şu anki haleti ruhime, benim şu anki psikolojime o kadar güzel
cevap vermiş, o kadar güzel dile getirmiş ki. Babadan oğula, eve dönmez bir akşam ve gün yüzlü çocuğu sorar, nerede babam? Bakarlar, oldu bitti. Gelir derler çocuğa. Baban attaya gitti. Hani biz eğitimde kullanırız ya. Uzar gider bu atta. Ve neler neler olmaz. Ve kim bilir ve hatta bir mahşer gerisinde babası döner bir gün oğlunun derisinde. Evet. Benim babam da dönecek benim derimde, biliyorum. Ona hayırlı bir evlat olmaya çalışacağım. Hem anneme, hem babama, hem vatanıma, hem milletime. İmanlı tüm dostlara. Evet, değerli dostlar, inanın ki metanetimi zor tutuyorum. Ama programı da sunmak zorundayım. Sizlere olan saygımı kaybetmemek zorundayım. Evet, gelelim çok değerli hoca efendilere, çok değerli katılımcılarımıza, çok değerli üstadlarımıza teşekkür vaktine, Allah razı olsun deme vaktine. Evet, Kilis Polateli ilçe müftümüz Hasan Fındık Bey'e. Hatay Reyhanlı'ya gidiyoruz. Tevhid Camii İmam Hatibi değerli hocam Mehmet Cemiloğlu'na. Antakya'ya gidiyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şemsettin Sürmeli kardeşime. Yine Antakya'ya gidiyoruz. Antakya İpek Camii, Mehmet İpek Camii İmam Hatibi Rıza Ateş hocama. Bir kez daha Rıza Ateş hocama bağlanacağız. Bağcılar'a gidiyoruz. Çok değerli doktor arkadaşım Muzaffer Akçay Bey'e. İstanbul'a geliyoruz. İstanbul Şehremini Şeyh Raşit Camii İmam Hatibi Osman Gülşen hocama. Tekrardan Antakya'ya gidiyoruz. Habibi Neccar Camii İmam Hatibi, uzman İmam Hatibi Murat Aksoy hocama. Tekrardan İstanbul'a geliyoruz. İstanbul Esenyurt Serhan Tiriç Merkez Camii İmam Hatibi Günay Korkut hocama. Baba Ocağı Hatay Yayladağ'a gidiyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Öztürk Bey'e. Tekrardan İstanbul'a geliyoruz. İstanbul Şehremini Anadolu Lisesi eski müdür yardımcısı Halim Gürüler hocama. Tekrardan Antakya'ya gidiyoruz. Hatice Ana Camii İmam Hatibi Hüseyin Seraslan hocama. Evet, tekrardan Antakya'dan Hassa'ya geçelim. Çok değerli hocamız Beyazıt Bistami Camii İmam Hatibi Şemsettin Gönül Ölmez hocamıza ve Muzaffer hocamıza gelen geçer konar göçer şiirinden dolayı bir kez daha Allah razı olsun diyoruz. Baba ocağı, ana ocağı Hatay Yayladağı'na bir kez daha gidiyoruz. Yayladağı Hacı Yusuf İnal Merkez Camii İmam Hatibi Arafat K.
Kına hocama, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Şöyle bir bakıyorum listeye de, ismini atladığım var mı diye, ismini atladığım kalmadı diye düşünüyorum. Ben tüm katılımcılara, Kültür Park TV ailesine canlı yayında sabırla bizlere katılım gösteren tüm siz sevgili seyircilerimize hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Az sonra birlikteyiz. Değerli Kültür Park TV izleyicileri, hakikaten emekleriniz üzerimizde çok fazla. Sorumluluğumuz Türkiye'nin kültür kanalı olma yolunda çok büyük. Bizlere destek olduğunuz için, bizlerle birlikte bu yolda yürüdüğünüz için hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Hatim özel programının sonuna geldik. Ama Hatay'a bir kez daha bağlanacağız. Programı öyle kapatacağız. Peki haftaya Kültür Sohbetleri programında konuğumuz kim? Profesör Doktor Fuat Odabaşı oğlu hocamla Cuma akşamı saat 20.30'da inşallah birlikte olacağız. Evet, Hatim özel programının sonuna geldik. Hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Hepinizin geçmişlerine, ölmüşlerine Kültür Park TV ailesi olarak rahmet diliyoruz. Ve Antakya'ya gidiyoruz. Mehmet İpek Camii'ne gidiyoruz. Çok değerli üstadımız Rıza Ateş hocamıza bağlanıyoruz. Ya Rabbena diyecek. Ey Hak Habibi,
Allah ya